doğal gaz bulmuşuz Karadeniz açıklarında. Ederi 1 trilyon dolarmış. Ne düşünüyorsunuz? 2002'den bu yana birçok doğal gaz bulundu. Vatandaşa yansıdı mı? Yani evimde doğal gazım yok ama kullanan akrabalarım var. Yansıdığını düşünmüyorum faturalardan. Neden asla efendim? Da yansımayacak. Tüp falan düşmedi mi, tüp fiyatları? Hayır, daha da arttı. Ben evime sadece tüp, doğalgaz değil de tüp döşettirmeyi düşündüm yani doğalgaz olarak. Fakat 5000 lira diyor sadece. Sadece işlemesine. Sadece işlemesine, doğalgaz yok içinde. Sadece tüp olarak kullanacağım doğalgaza 5000 lira diyor. Faturalar nasıl efendim? Elektrik, su, doğalgaz, tüp. Düşünerek yani kullanmak zorunda kalıyoruz. Ben doğalgazım olduğu halde yakmıyorum. İşte bulmuşuz. Yani ama gerçekten bulduk. Hep yiyoruz. Hala da yemeye devam bulmadı ediyoruz. Yani. Hayır. Hayır, bulunmadı. Çıkmıyor mu? Asla. Yani. Hepsi yalan. Hepsi oy toplamak için. İnanmıyor musunuz? Efendim? Asla inanmıyorum. Daha önce verdiniz mi oy atmak? Asla diye. Bir kere bile vermedim. Vermediniz mi? Vermedim. Kesinlikle. Bir deneseydiniz. Kesinlikle. Neyini deneyeceğim? Olan olmuş. Belki zaten. Çıkardı gaz. Yani olabilirdi. Yani. İnşallah. İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. Görürüz. Evet. Hani hala daha oy verip gelsin diye bekleyenler var. Daha az önce ben konuştum Avrupalı bir gurbetçiyle. Evet. 2023'te gelmesini çok istiyorum dedi. Çünkü dedi hayatımız çok güzel dedi. Neden dedim? Orada dedim paraları kazanıp burada yediğiniz için mi dedim? Orada biz çok zor durumdayız ama Türkiye dünya listeleri arasında o kadar iyi bir ülke dedi. Orada kurulu düzeni olmasa gelirdi. 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 Ben de elimdeki çubuk krekeri bakın çöpe atmamak için çay bahçesine gittik. Çubuk kreker aldım. Beyefendiye bunu gösterdim. Bunu tercih etmişsinizdir dedi. Ben içindeki tuzuna kadar yiyorum. Yedim. Ben de yedim. Ben de yiyorum. Yedim. Çok seviyorum çünkü. Yedim. Aynen. Rica ederiz. Siz ne diyorsunuz? Gaz bulmuşuz efendim. Ben hiç ilgilenmiyorum. Niye? Şöyle ki evim sobalı. Evet. Kömürümü alıyorum, odunumu alıyorum. Pahalı olduğu için yani doğalgazla ev tutamıyorum. Pahalı olduğu için. Odun fiyatları, kömür fiyatları nasıl peki? Kömür bana bedava geliyor. Odunu da nereden geliyor? Belediyeden geliyor. Onu bedava yardım ediyor. Allah'a çok şükür onu verdi. Hangi belediye? Malatya Belediyesi. Evet. Tabii bu da AK Parti'ye bağlı o da. Evet. Ben onu tutmuyorum bu arada. Benimki Kılıçdaroğlu. Gene vereceğim Kılıçdaroğlu'na. O gitsin başımızdan. Bunu da kesin söylüyorum. Onun haricinde doğalgaz benim işime şöyle yarar. Eğer ki tutmuş olsam. Evet abi. Bir mutfağıma yarar, bir de banyoma yarar. Başka da hiçbir şeye yaramaz. Yaktığın kadar yak, ısınmıyorsun. Doğalgazla. Evet. 40'a getiriyorsun, hı, o kadar ki evi ılıtıyor. Hadi 50'yi 60'a getirdin, bir sürü para geliyor. Onun için yerini almıyor hiçbir şey diyor. Mümkün değil. Sobayı yaktım mı güzelce yanında oturuyorum, çayımı içiyorum, kestanemi pişiriyorum, oturuyorum yanında. En güzeli bu. En güzeli. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Doğalgaz bulmuşuz. 1 trilyon dolar değerinde. Tamam. Gelecek faturaları ödemeyin arkadaşlar. Bulduk ya. Evet. Bugün Türkmenistan'da elektrik bedava, doğalgaz bedava, evet, su bedava, ev bedava. Dünyanın en pahalı elektriğini, doğalgazını, petrolünü tüketen de Türkiye. Çok sık buluyoruz. Buluyoruz. Haberi çıkıyor da. Rakamlara bakınca öyle demiyor. Mazot kaç lira? 20 lira. Yani 20 lira. 1 dolar karşılığı. Evet. Yani 2002'den bu yana herhalde 12-13 defa gaz bulundu. Aynen. Sakarya, Karadeniz taraflarında. Ama hala 100 milyar dolar civarında Rusya'dan ve diğer ülkelerden hem petrol hem doğalgaz alıyoruz. Nasıl oluyor? Bulduğumuz bir şeyi almamamız lazım. Evet. Bir de böyle bir soru var. İnanmıyor musunuz yani açıklamalara? Şimdi var. Türkiye'nin aslında yeraltı zenginlikleri var. Aslında bizim 1 litre mazota, 1 litre de benzine ihtiyacımız yok. İki maden çeşidini daha yeni bulduk gibi icat ettiler. Bor madeni ve toryum Türkiye'nin en az 500 sene hem enerji yakıtı hem birçok alandaki sistemine
nükleer santral sistemine enerji olarak kullanılacak en az 500 yıl. Niye kullanılmıyor? Şimdiki üniversiteler Bisküvi Üniversitesi. Öğrencilere gidin bakın nerede üniversite var, kafeteryalar çakılmış. O üniversitede okuyan öğrencilerin hiçbirisi bilim adamlığı yapamaz. Açık net söylüyorum. Lise mezunuyum. Gidin şurada kültürde bütün öğrenciler kafeteryalarda. Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilde üniversite kurduk dedi. Türkiye'deki bütün profesörler, dekanlar hepsi dağlara çıkacak. O, şu toprağın altındaki madeni alıp işleyebiliyorsan sen Almanya'sın. Sen Amerika'sın demektir. Onu işleyemiyorsan toprak olarak Amerika'ya al bunu dersen kilo bazında sen bir şey yapamazsın. İşleyemiyor muyuz? Bizim bilim adamlarımız, bizim teknolojimiz yetersiz. Türkiye Cumhuriyeti hala daha bir motor yapmış değildir. Motordan bahsediyorum. Bildiğin araba motoru ya, şu an kullandığınız araba motoru. Bunun iç mekanizmasındaki bazı materyaller hala yurt dışından alınmak zorunda. O F-16 savaş uçağından çıkan, bunu zaten devlet kendisi de açıklıyor. O ısıya dayanıklılık sistemini oluşturan materyaller, o 102 elementin malzemeleri Türkiye'de hala üretilemiyor. Biz bunu ne yapıyoruz? Ona gidiyoruz, buna gidiyoruz, alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti malzeme toplama ünitesidir. Malzemeleri alıyoruz, ondan alıyoruz, bundan alıyoruz, şunu alıyoruz. Montaj yapıyoruz. Biz yaptık. Milli oldu. Tamam, o ülkelerden toplayıp yaparsan o ülkelerde bir gün sana kızıyor, vermiyor. Bunun örneğini gördük. Silah sanayinde iyiyiz ama abi. Atak helikopterinin ilk yapılışında Kanada'dan aldık, Amerika'dan aldık. Onlar da vermedi. Şimdi ülke ülke motor arayışı içinde giriyoruz. Evvela yeraltı zenginliklerinin çıkartılmasında yatıyor. 102 elementin bileşimleri yer altında. Şu çevrecilere de kızıyorum. İşte madenler açılıyor, çevre kirleniyor, şu bu. Bütün Avrupa buraya turist olarak geliyorsa Afrika ülkelerindeki yer altınları, yer altındaki madenleri alıp kendi ülkesinde işleyerek kendini zengin edip kendi halkına da ben para kazandım al sana para deyip bu ülkelere turist olarak geliyor. Sömürüyorlar ama abi. Bunun adı işte yer altındaki madeni çıkarıp oradaki ülkedeki insanları 1 dolara çalıştırırsan bunun adına sömürgecilik denir. Evet. Yani düşük ücretle çalıştırırsan. Biz şu yer altındaki madenlerimizi her karışına kadar çıkartıp onu da işleyecek profesörler televizyonlardan cak cak konuşacaklarına onu işlesinler. Bizim 1 litre mazota ihtiyacımız yok. Çünkü geleceğin enerjisi petrol değil. Yer altındaki madenler. Arabana koyacaksın bor madeninden ufacık bir şeysini. Aylarca gideceksin. Bugün Amerika'nın nükleer santralle çalışan savaş gemileri yok mu? Bir tüpü 6 ay hiç yakıt almadan 6 ay girebiliyor. Bir tüp, yani nükleer sistemle çalışan bir tüpü 6 ay gidiyor. Amcam diyor ki 2023'ü bekliyoruz bor madenini çıkarmak için diyor. Lozan'ın gizli maddeleri varmış. Yok ya. Şimdi, var mı böyle bir şey? Gizli madde dediğiniz şey şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bir hata var. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken hatalarla kuruldu. Nedir? Bu ülkeyi kuranlar, şimdi açık bir ne söyleyeyim, bu kadar kişi var. Ben şu an Türkçe mi konuşuyorum? Türk'üz diyoruz değil mi? Ben Eskişehirliyim, Anadolu insanıyım, Türkmenim ama hiçbirimiz Türk değil. Açık ve net, iddiaya açığım. Niye? Bugün Araplar, açıklayacağım. Şu an konuştuğumuz Türkçe, Türkçe değil. Yazdığımız yazı Latince. Konuştuğumuz gerçek Türkçe, Türkmenistan, Uygur'dur, Uygur Türkleri. Dur, Uygur Türklerinin gerçek şeyleri, gerçek Türkçe odur. Mesela biz Mehmet, Ahmet, Hasan, Hüseyin. Türkçe'de Mehmet, Ahmet, Hasan, Hüseyin yoktur. Yok Türkçe diyor yani. He?
Bunlar hep dur. Gerçek Türkçeden bahsediyorum ama gerçek Türkçe. Cevabını ver. He, Mehmet, Ahmet, Hasan, Hüseyin, Ömer kelimesi bize Araplardan gelen bir sistemdir. Gerçek Türkçede hak tabi. Arapçadan gelen kelime peki İslam gel abi, dininde yok gel söyleyeceğim. İslam dininde İbranice bir kelime senin ismin ne? Mehmet nereden geliyor? Muhammed isminden gelir. Muhammed isminden ama Muhammed peygamber Kur'an-ı Kerim'de kaç kere nerede geçiyor? Ve birçok yerinde geçiyordur. Birçok yerinde geçiyor. Evet. Peki İslam dininde İslam dininde Rab ne demek? Tanrı ne demek? Tanrı'dır zaten. İncil'de de var. Neyde var? İncil'de var ama Türkçe'de var mı? Peki İslam dininde Araplardan İslam dininde ben burada şimdi dini şey yapmıyorum. Gerçek Türklüğümüz hayır. Gazı sorduk. Gazı sorduk. Türk ya konu dağıldı. Nasıl Türk değilsin? Yani şey diyor, asimile olduk demek istiyor. Asimile olması ya. Öyle demek istiyor yani. Kıyafet, hepimizin giydiği kıyafet Avrupa'yı kıyafettir. Türklük kıyafeti değildir. Herkes özünü yaşayacaksa, he? Öyle değil. Bugün Suudi Arabistan bakıyorsun kendi kralı bile Arap giysisiyle çıkıyor bütün dünyanın üzerine. Bir saniye. Arkadaşlar, bırakın şimdi İbranice'yi falan. Dünyada bir kriz var. Bütün dünyayı etkiledi. İnsanlar çok mutsuz. Bir tane mutlu insan göremiyorum. Hele hayat pahalılığı. Bazı fiyatlar görüyorum, şaşırıyorum. Bugün bir olaya şahit oldum. Parkta oturuyordum. 4 kişi. Salamlar, sucuklar kahvaltı ediyor. Bir tane genç çocuk. Üstü başı berbat. Dedi ki oradaki insanlara. Abi karşıda da bir simitçi var. Bir tane alır mısınız? Yüzüne bakmadılar. Bakın bu dünyada fakir insanlar var. Bu dünyada gerçekten aç insanlar var. Dini konuya gelirsek. Dur gelmeyelim. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Dini konuda aslında hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Hepimiz kendi kafamıza göre takılıyoruz. Aslında bir gerçek var. Şakası olmayan bir gerçek. Hiçbir şekilde şaka yapmayacağımız, arkaya atamayacağımız, bizi eninde sonunda yakalayacak bir gerçek var. Bunu devamlı arkaya atıyoruz. Neden? Çünkü internete, hayatın rengine çok fazla güveniyoruz. Hayatı son 20-30 senedir sanıyoruz. Dünya çok uzun zamandır var. Allah insana bir kere yarattı. Dünyaya gönderdi ve şöyle dedi. Dünyaya gidin ve beni anın. Neden böyle dedi? Çünkü bu hep böyle gidecek. Onun için benden size bir tavsiye. Hayattan sakın korkmayın. Mesela bir hastalık düşünün, bir kanser. Eğer sen şu lafı diyebiliyorsan, Allah benim vücudumdan bu kanseri kesinlikle alır. Bunu bir normal bir insan bile ben ellerimle alırım diyebiliyorsa, sen bu Allah'a güvenmek zorundasın. Neyse bunu bırakalım. Siyasette şudur. Soruyu sorayım. Sor. Soruyu sorayım. 2002'den beri sürekli açıklamalar yapılıyor efendim. Evet. Gaz, petrol, doğal gaz gibi. Yine dün Cumhurbaşkanımız bir açıklamada bulundu. 1 trilyon dolar değerinde gaz bulmuşuz. Tamam. Ne diyorsun abi? Şöyle söyleyeyim. Başbakanımız. Cumhurbaşkanımız hayatta bir cumhurbaşkanının kasasında bir tane şansı vardır. Her cumhurbaşkanının. Onu orada tutar. Dolar bir gün 19 liradan 20 liraya çıkacaktı. Hatta 25 olacaktı. Kasaya gitti. Son bir tane şansı vardı. Ondan başka şansı yoktu. Onu kasadan çıkardı ve bir cümle kullandı. Doları euroyu o cümleye düşürdü. O cümleden o düşebilirdi. Çünkü gerçekçi bir cümleydi. Sağlam bir cümleydi. O onun son şansıydı. Bir tane şansı vardı. Şu anda euro yine 20 liraya çıkıyor. Ama kasa bomboş. Başka hiçbir şansı yok. Bir şansı da olmayacak. Çünkü bir şey söylese artık bundan sonra düşmeyecek. Bundan sonra çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan çok iyi bir insan olabilir. Kalbi tertemiz, dini bütün olur ama Türkiye'yi yönetmek çok zor bir şeydir. Türkiye'yi yönetmek için daha farklı şeyler lazım. Tamam, çok güzel konuşabilir bir insan, insanları etkileyebilir ama Türkiye'yi yönetmek için daha genç bir beyin, daha dinamik, daha ekonomiyi bilen öyle insanlar lazım. Petrole gelince o da son bir şans. 1 trilyon, 10 trilyon, 100 trilyon çıkabilir ama bu hiçbir zaman bizim yanımıza gelmeyecek. Hiçbir zaman bizi etkilemeyecek. Çünkü yansımıyor mu? Çünkü biz maaşımıza zam geldiği gün ertesi gün cebimizden alıyorlar. 2 gün bile beklemiyorlar. Ertesi gün alıyorlar. Hadi kendinize iyi bakın. Gel amca. Gel. Gaz bulmuşuz ne diyorsun? Evet.
çok güzel. İki sene önce Cumhurbaşkanımız sağ olsun açıkladı ama inanmadılar. Hala bugün doğru düz inanan yok. Bir saniye. Hey, bak. Bir kadını sevdim. Siz bir film var mıydı? Ah Müjgan Ah diye. Seyrettiniz mi? Şöyle söylüyor bak. Ben ona şöyle söyledim. Onun adını söylemeyeceğim. Müjgan olarak söyleyeceğim. Sadece alışık. Gitme Müjgan. Bırakma beni. Her bir şeyimiz hazır. Topuzlu karyolamız, perdelerimiz, her bir şeyimiz. Gitme Müjgan. Müjgan gider. Sadri en yakın meyhaneye girer. Ve menajer arkadaşı söyler. O kızı unutmalısın. O kızı sevmemelisin. Müjgan'ı unutmak, Müjgan'ı sevmemek. Allah onun cezasını verecek dedi. Sadri şöyle dedi. Müjgan'a beddua etmeyin. Cüneyt Akın da şöyle dedi. Bizans'ın leşkargası Polemon, babamın katili, babamın üzerinden 70 kılıç darbesi çıktı. Öleceksin Polemon, öleceksin. Hey sen, kahpe Bizans'ın yiğit güzeli, bekle beni. Kadıyağında da şöyle diyor. Arabo, benim mıntıkama girdin, öleceksin. Şimdi önemlisi, Tatar Ramazan. Bak müdür bey, sen beni fotoğraflarda gördüğün mahkumlarla mı karıştırdın? Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Bir şey söylüyorum, hemen gidiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Kimse sizi kandırmasın. Çok iyi bir sultanınız var. Yaşasın Sultan Erdoğan. İnşallah hep buradayız. Teşekkürler. Ne diyorsun abi? Şimdi bak, şöyle başlayalım. İki sene önce kıymetli Cumhurbaşkanımız kaz keşfedildiğini söyledi. Evet. Ama buna çoğumuz inanmadık. Neden? Ben inandım gerçi. Evet. İnandım. Sonra dün daha o kazın geleceği yer Kilyos'ta olduğu gibi bilmiyorum kaç futbol sahası bilmem o borular döşenmiş denizin altına o borular döşendi. Gaz çıkıyor. Mart'ta mutfakta göreceğiz gazı. Bu ne demek? Bizim gaz paraları düşecek. Ya bunu nasıl şey yaparız? Hatta biraz ileriye biraz fazla olur mu bilmiyorum. Şimdi %20'si mutfakta, %40'ı sanayide, geri kalan bir kısmı da ihraç edebiliriz ama bunu %100 demiyorum. Yani inşallah edebiliriz. Yani hani para yok ya. İşte para böyle gelecek. Kapattılar her zaman. Bizim şeylerimizi kapattılar. Çıkacak petrol var, bir şey var. Ne varsa kapattılar. Kim kapattı? Dış güçler mi? Aynen dediğiniz. Dış güçler, güçler ve romorku diyeyim. Evet. Başka bir şey söylemeyeyim. Siz ne diyorsunuz? Valla ben Türkiye'ye hiçbir şey diyemiyorum. Neden? Zaten burada da yaşamıyorum. Yaşamak da istemem. Muz devleti gibi bir şey yani. Niye? Yani herkes herkesi kandırıyor. Yani burada yaşanmaz kesinlikle. Ama yaşanır. Gerçekten yaşanmaz. Yok, burası hiç düzelmez. İnsanlarından tut, yani halktan bahsediyorum. Halk da aynı. Yukarı aynı, halk da aynı. Tabandan yukarıya kadar hepsi aynı. Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Hak hukuk hiçbir şey yok. Yani ben şaşıyorum, bu insanlar nasıl yaşıyor? Gerçekten ben yaşayamam yani kesinlikle. Abi sen gel. Burada. Buyurun. Sonra sen gel kral. Ne diyorsun abi? 1 trilyon dolar. Evet. Değerinde gaz bulmuşuz. Vallahi hayırlı olsun derim ben yalnızca. Herhalde bir sefer dolar yere çıkar biz gideriz yurt dışına. O zaman gazı bulduysak biz de artık valizlerimizi hazırlar Avrupa'ya falan biz tatile gideriz. Bu kadar yabancı turistler burada. Biz artık onların ülkesine gider hayatımızı yaşarız herhalde. Ben şunu söyleyeceğim. Yani hani Robert Boş muydu ne söylemişti? Ben güvenimi kaybedeceğime paramı kaybetmeyi yeğlerim demişti. Türkiye bir kere insanlar birbirine güvenini kaybetmiştir. Kimse kimseye güven diye bir şey kalmamıştır. Bu ticarette, yaşamda, sosyal hayatta ve herkes birbirine çirkin bakıyor. Önce güven, yani petrolden ve gazdan önce Türkiye önce güvenini kazanırsa geri kalanında her şeyi kazanırdır.
Ben onu söylemek istiyorum. Yalnızca güvenlik kaybettikten sonra, yani gaz da bulsan, bilmem ne de bulsan, bir ağır bir travma geçiriyor Türkiye. Psikiyatrik bir tedaviye ihtiyacı var. Herkes birbirine şüpheci bakıyor ve herkes birbirine güvensiz. Ne alsa 10 sefer kontrol ediyor. Bu hepimiz televizyonlarda, haberlerde, yaşamda görüyoruz bunları. O yüzden önce güven, sonra gerisi gelir diyorum. Eyvallah. Sen ne diyorsun? Ben diyeceğim tek şey, kadar mahkumlarına af istiyoruz. Bu abi başka af vardı aslında. Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet seçim vaadi vardı, doğru. Af vardı. Hemen böyle kısa bir konu geçelim de. Ama uygulanmadı. Uygulanmadı. Ne yapalım abi? Bekliyoruz. Ne diye ki onlara? Çıkar mı? Sözlerinde dursunlar yani. Seçim öncesi çıkar mı? Zannetmiyorum. Geçen seneden beri bekliyoruz yani. O geçen seçimden beri bekliyoruz yani. Hiç yok, hiçbir şey yok.